Sizlere uygulamalı trafik eğitimi vermek için geldik. Ben kıdemli başkanım İzzet Kocapçak. Bozüyük Jandarma Trafik Team Komutanıyım. Arkadaşlar, trafik, yayaların, araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerini biliyorsunuz arkadaşlar, trafik diyoruz. Şimdi trafikte arkadaşlar bizim öncelikle sizlere eğitimlerde öğrettiğimiz konular emniyet kemeri kullanımı ve karşıdan karşıya geçiş kuralları. Yani bunlar olmazsa olmazlarımız arkadaşlar. Bir kere şimdi arabaya bindiğimizde kesinlikle emniyet kemerimizi takacağız. Ön ve arka koltuk demeden. Şimdi hepimiz kullanıyoruz mu emniyet kemerini? Kimler kullanıyor görelim. Kaldı parmakları. Emniyet kemerini. Evet, çok çok güzel. Şimdi arkadaşlar bu eğitimi alıyorsunuz. Mutlaka araca bindiğinizde ne yapacaksınız? Annenize, babanıza, kardeşinize mutlaka emniyet kemerini, çocuk bağlama sistemlerini mutlaka kullanmasını tavsiye edeceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi diğer konumuz arkadaşlar karşıdan karşıya geçiş kuralları. Şimdi karşıdan karşıya arkadaşlar nereden geçiyoruz? Nerelerden geçiyoruz? Evet, ben merkezlerde, jandarmalarda, köylerde, beldelerde böyle kırsal alanlarda görev yaparlar. Çünkü jandarmanın böyle mavi araçları vardır. Bunlar jandarma araçları. Buradakilerin hepsi jandarma aracı. Ama sizin en çok gördüğünüz bunlar mavi araçlardır. Biz bunlara asayiş aracı diyoruz. Bunlar köylerde, yollarda veya şeylerde görebileceğiniz mavi araçlar bu araçlardır. Tamam mı? Bunları gördüğünüzde, bu araçları gördüğünüzde bilin ki güvenli yoldasınız, güvenli yerdesiniz ve bunların içine görev yapan kişiler sizin güvenliğiniz için, can güvenliğiniz için veya mal varlığına karşı ulaşabilecek hırsızlık olaylarına karşı güvenliği sizi koruyan ve kollayan kişilerdir. Tamam mı? Bu araçları gördüğümüzde kesinlikle korkmayalım, kaçmayalım, panik yapmayalım. Tamam? Anlaştık? Tamam. Böyle devam edelim. Görmek isteyen var mı? Evet, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Jandarmayı tanıyacağız. Jandarma kim? Polise ağırlığı şey yaparız. Elini adını? Şey yapmayın. Adını? Elini sıraya dönün. Araba verirken. Bu bu Hırsız Cumartesi köpeğimiz, bu bomba köpeğimiz. Elimizi sokmayalım. Evet. Evet. Buradan devam edebilirsiniz. Gelin bakalım. Buradan. Evet. Görsün araçları. Mehmet, sen de bir istersen bak şey cihaz aç mesela. Evet bak, Zeynep oraya devam edin. Yavaş. Zeynep gel bakalım böyle. Gel. Bak. Sen ben tanıdın mı? Bütün köyler jandarmanın bölgesi. Bu araçlardan lütfen korkmayın. Bu aracın içindeki kişiler de sizler için görev yapan, sizin güvenliğiniz için görev yapan, halkınız için görev yapan kişilerdir. Sizin dikkat edeceğiniz husus nedir? Trafik ışıklarında hangi ışıkta geçiyorduk arkadaşlar? Çok güzel. Evet, yeşil ışıkta geçeceğiz. Kırmızı ışıkta duracağız. Evet, çok çok güzel. Biz arkadaşlar biliyorsunuz öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganıyla yayalara ilk geçiş hakkı verildi. Bunu mutlaka biliyorsunuz, basından da duymuşsunuzdur. Yaya geçitlerinden geçerken mutlaka araçların uzaklık, yakınlık mesafesine dikkat ederek karşıdan karşı geçiş yapacağız. Boşalt dedim, bak orayı. Evet. Gel bakalım. Gel. Siz aldınız mı? Al, ben vereyim al. Hadi geç, takip et. Bunlar senin al, sınıfın benim mı? Sınıf, benim sınıf. Devam edin bakalım. Öyle. Siz en iyisi tek tek verin. Evet. Yoksa... kaybolan çocukları, kaybolan yaşlıları falan buluyor. Ona mesela onun bir elbisesi veya bir şey koklatılıyor değil mi? Bu bizim köpeğimiz o kişinin kokusuna göre, nerede kaybolursa oraya göre bize yer bildiriyor ve ona göre buluyoruz. Mesela Pazaryeli ilçesinde bir yaşlı bir amcaya bulmuşuz. Osmaneli'de. Yaşlı bir teyzemiz kaybolmuş. Alzheimer hastası olduğundan dolayı hani nereye gittiğini, neye neşer geri döneceğini bilmediğinden dolayı
ailesine teslim etti. Diğeri beyaz, diğeri şu iki beyaz. Pakistan'da.